için benim numaramdan şey yapıyorlar. Benim numarammış. Bu numaradan 112 aranmış diyor. Yasal işlem başlatacağız diyor. Peki gelelim panelcilere. 2018'den bu zamana kadar yaklaşık olarak birçok kişiye bu şekilde telefon kopyalamayla birlikte seslerini kopyalamasıyla birlikte chat GPT bir baş belası var. Maalesef ki buna hiçbir şekilde engel olunmuyor Çetçeği bittiğe istediğiniz gibi e, işleri yaptırtabiliyorsunuz ki... ...Jahre'ne de ses kaydını almışlar. Gene aynı şekilde kopyalanmış. Telefon numarası kopyalanmış. Sanki Jahre'nin telefon numarasından aranırmışçasına... ...112'ye, 155'ye, itfaiyeye, ambulansı yönlendiriyor. Fakat kimin numarası oluyor? Geri kalıyor sizin kendi numaranızda aranmış gibi yapıyorlar arkadaşlar. Fakat o numara farklı kişinin. Bunları da nasıl yapıyorlar? Facebook gruplarında gerçekten 15 liraya, 20 liraya alınabilecek panelciler diyoruz biz buna. Adamlar verilerinizi satıyor abi. Ve küçük veletlerin elinde, 17 yaşında, 13 yaşında veletlerin elinde bu numaralarınız, bilgileriniz, isim, soyisim yazaraktan Hatta sizi arayıp annenizin babanızın ismini teyit ederek doğru kişi olup olmadığını sizlere sunuyor. Jari'nin başına gelenler gerçekten bitmiyor. Maalesef ki Türkiye'de ünlü biriyseniz adresinizi telefonunuzu bankada kaç paranıza kadar her şeyinize kadar ayakkabı numarasına kadar biliyorlar arkadaşlar. Yani yüz tanıma sistemi vesaire bunlara gerek yok. Türkiye'nin %100'ünün verileri zaten satıldı bitti yani. Kopyalandı arkadaşlar. İnternette dolaşıyor. Discord'da dolaşıyor. Telegram'da dolaşıyor. Bip'te dolaşıyor. Bütün her yerde dolaşıyor arkadaşlar. Bigo'da dolaşıyor. Yani aklına veremeyeceğim TikTok'ta dolaşıyor. Daha birçok birçok uygulamalar maalesef ki bunların önüne kapatarak geçemezsiniz abi. Ve peki burada atlı olay olduğunda kendinizi nasıl kanıtlayacaksınız? Evet. Canlı yayında olması bir nevi kanıtlayabilir. Peki sesinizi nasıl kanıtlarsınız? ChatGPT'den 2 dakikalık bir ses kaydıyla aynı şekilde ChatGPT sesinizi sanki o konuşmuş gibi tekrarlayabiliyor. Bunu yıllardan beri telefon satıcıları zaten sistem üzerinde sistemini Zaten kurmuş. Arka tarafta yazılım yıllardan beri çalışıyor. Android uygulaması çıktığından bu zamana kadar ve iOS uygulaması çıktığından bu zamana kadar arka planda sizi dinleyen bir yazılım olduğunu kimsenin haberi yok. iPhone'un şarjı neden çabuk bitiyor? Android'in şarjı neden çabuk bitiyor? Neden 5 mAh yapıyorlar bu bataryaları? İşte bu yüzden e, yaptıkları meçhullerden dolayı programa ChatGPT yazılımıyla birlikte siz ne konuşursanız konuşun Instagram'da aynı reklam karşınıza çıkıyor arkadaşlar.